Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle çok pratik, çok sağlıklı bir tatlı yapacağız ve çok az malzemeli, gördüğünüz gibi en doğal haliyle bir tatlı yapacağız. Burada kuru incirlerim var. 20 adet var benim burada. 16, 15-16 adet yetiyor aslında. Fakat bir aydın olarak size püf noktası vereyim. Yani genelde herkes bir püf noktası veriyor. Fakat bu tatlının püf noktası incirlerin içini açacaksınız. Çünkü kuru incir kurtlu olabilir. O yüzden ben fazla ıslatıyorum. Birazdan bir 20 dakika, yarım saat kadar ıslatacağım. Daha sonra hepsini de açıp içleri temiz mi, kurtlanmış mı diye bakacağım. Bu tatlının en büyük püf noktası bu bence. Bir aydınlı olarak bana inanın. Şöyle de bir şey var. Malatyalı arkadaşım var. Gülşen, kulakları çınlasın. Kayısı getirmişlerdi. Ben tabii kayısıları bilmiyorum. İnciri biliyorum. Her gördüğüm, tanıdığım, bildiğim arkadaşlara da söylerim. İncirin içini mutlaka bakarak yiyin diye, açarak bakarak yiyin diye. Fakat kayısıyı bilmiyorum. Kayısıyı tabii ki alıyoruz pazardan, çarşıdan. Ama onu direkt kapalı bir şekilde yiyorum. Meğer aynı şekilde kayısı da içi böceklenebiliyormuş, bozulabiliyormuş yani. Ben onu hiç bilmiyordum. Bunda bildiğiniz minik kurtlar, kurtçuklar olabiliyor. Evet, şimdi dediğim gibi 20 adet kuru incirim var. 1 litre sütüm var, tencereye boşalttım ve kaynar suyum var. Şimdi hemen dökeceğim üzerinden. Yumuşaması için bir 15-20 dakika. Tabii incirinizin durumuna bağlı. Çok kuruysa inciriniz daha fazla bekletebilirsiniz. Çünkü doğrayacağız. Daha sonra da rondodan geçireceğiz. Evet. Şimdi bir 15-20 dakika incirlerimizi yumuşamayı bırakıyoruz. Evet dostlar. Sütümüzü ocağa koydum. Baktım ısındı. Yani yoğurdu hangi sıcaklıkta mayalıyorsunuz? Birazcık daha sıcak yapın ki rondo yaparken meyveleri koyunca biraz daha ılınacaktır. Yani soğuyacaktır. Parmağınız azıcık yansın. Evet, bu oldu. Hemen altını kapatıyorum. Diğer tarafta ben incirlerimi doğradım. En büyük, en önemli büyük püf noktasını söyledim sizde. İncirlerimizin içine baktık. Temiz. Ben 15 adet kullanıyorum. Çünkü benim incirlerim bayağı bir büyüktü. Eğer incirleriniz küçükse tabii daha da bunu çoğaltabilirsiniz. 18-20'ye kadar incirlerinizin küçüklük durumuna bağlı. Evet dostlar, şöyle gördüğünüz gibi incirlerimi ne kadar diyeyim, kuşbaşı olarak doğradım. Ne kadar küçük doğrarsanız rondonun işini o kadar kolaylaştıracaksınız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırıyorum ve blenderımı sokuyorum içine. Şöyle bir bakın. Hiçbir tür kalmayıncaya kadar hala var. Ben biraz daha rondo çekeceğim. Hiçbir tür kalmayıncaya kadar rondoyu geçeceğiz. Evet. Sanırım hepsi de ezildi. Gördüğünüz gibi hem ezildi hem de bu arada yoğunlaştı. Şimdi kaplarımı boşaltacağım. Ve mayalamaya bırakacağım. Üstünü kapatıp birkaç saat mayalayacağım. Evet, ben her zaman söylüyorum, cezve ile boşaltmak çok kolayıma geliyor benim. Çok rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle hafif vurun şekil alması için. Bayağı bir yoğun tatlı. O yüzden şeker falan kesinlikle koymuyorum. İncirin tadı yeterince var çünkü. O yüzden küçük kaplara koyuyorum ki çok fazla tüketmiyoruz zaten. Çok fazla tüketmeyelim. Fakat yiyebileceğiniz en doğal tatlı diyebilirim. Şöyle.
süt ve incirden ibaret. Üzerine tabii her şey yakışıyor bunun. Ben kremayı da çok yakıştırıyorum. Fakat tabii ağır olur derseniz kullanmayın. Bu yoğun lezzete hafif bir sütlü krema tadı çok yakışıyor, inanın. Evet, benim sanırım 5-6 adet çıkacak. Hatta yok, 7. de çıkacak. 7. de koyuyoruz. Evet, benim 8 adet çıktı. Gördüğünüz gibi bardaklarım dediğim gibi küçük. Şimdi şöyle üzerine sert bir şey koyuyorum ve mayalamaya bırakıyorum. Üzerine güzelce örtün ve birkaç saat mayalamaya bırakın. Evet dostlar, gördüğünüz gibi tatlılarımız hazır. Muhteşem bir şekilde 2 saat kadar dinlendirdim. Hala dolaba koymadım ve süslemelerimi yaptım. Öyle renkli bir şeyler olsun istedim. Kuru yemişler vardı, incir reçelim ve turunç reçelim vardı. Bu şekilde süsledim. Siz tabi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarımda buluşmak üzere, hoşça kalın. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Thank you.